Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepimizin sabahı hayırlı ve bereketli olsun. Bugün annemin yanına geldik. Bizi tekrar çağırdı. Buğday dövülecekmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Ne yapın ana? Buğday dövüleceğiz. Ana bu kadar buğday için bir sürü yoruyorsun bizi. Ne yiyorsun oğlum işte ne bu bereketlice yiyeceksin. Tamam da bunun fabrikada dövüyorlar işte. O çok pahalı. O bereketi bir kilo kükürü şey alın. O da dürüst pişmez. Bunu kendimiz döveceğiz. Kendim küpe İlle eski yiyeceğim. Usulleri devam küpe ettireceğim. Küpe katıp yiyeceksin oğlum. Değil mi? Değil mi bir şey İlkay? Küpe katıp yiyeceksin. Neyse dövdüğüm memeye biraz da bana verin gayet. Avradına dedim de biz yemeyiz dedi. Öyle ya. Geçen katı veren dedim de biz pek yemeyiz dedi. Sağ olasın kardeşim. Ne yaparsınız? Allah iyilik sağlık versin. Baksana yapraklar açıldı. Doğun dağı evine gideceydik. Sen buğday döveceğiz deyince artık anamın işlerini halledelim. Bir de bahçeye o kalan yeri de ekelim bir oyun ana patatesi. Hadi bilirsin. Ondan sonra işimize bakalım. Geliyor mu dayım ulan yenge? Geliyorlar. Geles oldular. Hadi. Şu, ya Allah ya yok. Bismillah başlayalım ana gayet. Şuraya koydum. Evet Naciye'yle deden oğlu ikisi döverlerdi duydun mu? Ne? Yaylada da bu çok yenirdi ya. Yaylada çok yenirdi kay. Geçenden kepek var. Kepeğe karıştıran da çıkmasın değil mi? Vallahi kay. Ben seviyorum ya. Suyu çürütmesin diye mi yapıyorsun ana? Abarsın diye. Ulan gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Ne? Çekmiyor kız, çekmiyor mu abi? Çekiyor da buğdayı görüyor sadece. Gel görünü. Bayrağla cümle sevmiyor görmüş. Ayağa bir sevindim der. Mü değil mi? Utanır da dayın Mehmet ben. Mü değil. Hoş geldiniz. Yani o evveliydi. Çiçeğim güzel mi? Güzel dengi. Mehmet Bey hoş geldiniz. Maşallah gençler gibi el ele tutuşarak da geldiniz ha. Teşekkürler sana. Teşekkür ederim sana. Arabadan düştü. Katmece mi selam o? Karaca sarlı Süleyman mıydı o? Ne? Süleyman abi bu karın da selam. Zülfü ablanın da selam o. Zülfü abla kim? Zülfü'ye. Asiyet canım. Hacer'in. Size de sana selam var. Mehmet'in unutmuş değil. Ayşe sana da var. Yok. Den yaylaya koşacaklarında buğday döverlerdi, yarma çekerlerdi, yaylada doğukaşı yaparlardı, ayranla yoğurdula kararlardı böyle. Şimdiki gibi yoğurdula yoğurt çorbası mı yaparlardı, yarmaya pişirlerdi, içine bir ayran dökerlerdi, yumurta etmezlerdi, yağıt etmezlerdi. Onu karıştırırlardı, yendirirlerdi, bir de gök soğan yorarlardı, patır patır gök soğanla çorbayı yerlerdi, ekmeğe sıkarlardı.
Doğu kaşı derdik ona da. E şimdi yağını atarlar, yumurtasını atarlar, değil mi? Yoğurttan yaparlar. Yusuf Murat. Millet iki havayı da verdi, bir havayı da verdi. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar, dayım maşallah her işimize geliyor, yardım ediyor. Allah razı olsun. Yavaş indir, dayıma vuracağım. Buradan dayım geliyor. Yavaş indir, dayım üstüne ne veriyor? Ayağın geldi kefeye, değil mi? Kefeye evet. Söyle. Beyaz buğdaydı zaten. Orada ben baktığımda memeden aldığı kırmızı buğdaydı. Maniye getirmedim buğdaydı mı? He? O kulağı gitti, o yendi. Buğdaydan vermemiş, bundan vermemiş. Geldim bir baktım, bu ak buğdaydı. Varsın olsun dedim bari, dibinde kırgın çokmuş. Ben onu sağlık var yesin dedim. Arpası beyazlaştı mıydı, kavladı mıydı olurmuş değil mi? Bakalım. Bence doğursun diye düşünüyorum. Geçendeki yağmur yağmıyordu, evi kapalı olduk. Evet arkadaşlar. Bahçe kenarlarında köyümüzdeki lale ekmişler. Gördüğünüz gibi maşallah. Derenin kenarında da güzel bir görünüm var. İnşallah bu sene geçti de seneye de evimizin yanına, dağ evimizin yanına da, köy evimizin yanına da bunlardan alıp inşallah dikmeyi düşünüyorum. Şöyle de bakalım. Çevresinde naneler, hepsini dikmişler.
Evet arkadaşlar, burası da ebemin bahçesi, Arap yeri derler. Artık buralarda ekilmez oldu. Ta yıllar öncesinden ebem rahmetli hayattayken gelirdi buralara. Buraları ekerlerdi. Şimdi buralara ulaşım da zor olduğu için artık köydeki insanlarımızın da çok, akrabalarımızın da her tarafta burada yerleri var. Ama kimse gelip de artık ekemiyor çünkü burası bayağı dağlık bir bölümün alt tarafına kalan bir yer. Eskiden ekim alanları az olduğu için mecbur bu bölümleri her taraflar ekilirmiş. Ama şimdi köyden insanlar şehirlere göç edince artık bu bölgelerde ekilmez oldu. Ulaşım zor olduğundan dolayı bu dağ bölümünde her tarafında erik ağaçları, kiraz ağaçları, elma ağaçları işte kendi kendine yetişiyor. Kuşları yiyor. Toplamaya da gelmiyorlar. Bura dağın eteğinde olduğu için, ulaşım zor olduğu için yolda yürürken ben bile bayağı zor yürüyorum. Çünkü her tarafı iyice çöğür dikenleri, normal ağaçların yapraklarıdır, dallarıdır, her tarafı kapatmış. Gördüğünüz gibi bahçelerin içi nefes almıyor. İşte zamanında burada bir evde 10 tane, 12 tane çocuk büyürdü. Herkes ekmeğini kazanmak için buralara gelirlerdi. Burada üzüm bağıydı, şu yukarıdaki yer. Burada ebemindi. Gördüğünüz bu alan şu dağın dibine kadar komple üzüm bağıydı. Ama şimdi eskiden kalma üzümlerin kütükleri var arkadaşlar, iyice kurumuş. Gördüğünüz gibi yani nereden baksan 40 sene önce üzüm ekilen yerlerdi. Hepsinin yerleri daha kaybolmamış. İşte buralarda kütükler kurumuş artık. Terk edilmiş bir halde şu anda. Burada Bereket Daimgil'in yeri vardı. Çok elma ağaçları vardı buradan. Sandık sandık elmaları toparlarlar. Aşağıda elma deposu vardı. Hepsini orada biriktirirlerdi. Ondan sonra da kışa doğru bu sahne elması gibi satarlardı. Evet dayı, eski bahçelerimizi de gezdik. Dededen ebeden kalan yerlerimizi. Her taraf virane olmuş gitmiş. Ya sen de şimdi Muhammed'le gelsin beraber, artık yaparsın istemeyi. Artık köyde durursak mecbur o bölümleri canlandıracağız. Ama o üzüm bağı falan vardı dayı. Kendin de gördün ya, o kütükler daha bizim çocukluğumuzda ekilirdi. Daha kuru kütükleri duruyor yani. Daha yeşeri, o canlanır ya. Gidecek kütüklerine kalacağım. Bu da canlanır mı? Tabii tabii. Çekince çıktı daha ya. Yok yok, çekince çıkar tabii. Dibine kalacağım. Bu da yaş olanları. Kütüklerini dökecek kuru olanları ayıracağım. Bakımını yapacağım. İnşallah kalacak olursak artık. Şimdi oraya da ulaşım zor olduğu için, eskiden mesela bahçe az olduğu için bir evde 10 çocuk büyürmüş dayı, herkes gidermiş. Sen de küçüğüke benim gibi çocuğukan gurbete çıktım. Şimdi o zamanlarda her taraf dağları bahçe yapıp ekerlerdi. Şimdi o dağlara köydeki yaşlı insanlarımız artık çıkamıyor. Gençler de hep şehire gittiği için artık kendin de gördün, her taraf ağaçlar kurumuş, erikler desen aynı öyle. Su oldu mu yeter, aslında damlama suları oldu ya. Üstüne damlama su yapıldı da artık ulaşım zor olduğu için kimse gidip de çıkmıyor. Zor da değil de bize zor değil. İşte
Şimdi herkesin genelde evlerinin altında bahçeleri var. Yani uzağa gidip de uğraşmak istemiyor yani. Sen kaçta gittiydin İstanbul'a? 72. 72'de. Vay be. Ben daha doğmadan 5 sene önce gitmiştim dayı. 50 sene. 50 sene. Peki 50 senedir, 50 sene İstanbul'da durdun dayı. Köy hasreti nasıldı mesela o yaşta gidip de 50 sene durmak? Biz 2 sefer geliyorduk bayramda 5'er oynardık. He. Ondan sonra doğru devam. Hüzün başlıyordu artık köyden gelirken değil mi? İzmir'e varınca başlarlar. He? İzmir'e varınca. He. Buradan değişir hava yani. Biz de dayımız geldi, emmimiz geldi diye harçlık vereceğiz diye gayrı evet. Beklerdik. Sağ olun siz de harçlığımızı verirdiniz. Bekledir yani. Bir şey, şeker parası, bisküvit parası doğru bakkalı bulurduk. O zamanlar bir de yokluk vardı dayı. Değer, bak, değeri he? Vardı efendim. Kim? Her şeyin değeri vardı. Değeri vardı dayı. Bir küçücük köy bakkalına girince nasıl gürül gürül tüterdi değil mi? Lokumlar, çekirdekler. Her şeyin çok aldı, dadı kaçtı. Dadı kaçtı aynen dayı. Demek ki hayatta mücadele gerekiyor dayı. Mücadelesiz kazanılan ekmeğin de kıymeti pek olmuyor. Siz daha iyi bilirsiniz abi, yıllarınızı verdiniz. Hayat şartlarına, çalışma olarak büyük metropolda çalıştım. Yorulursan dinlenmenin kıymetini bilirsin. Yorulursan dinlenmesi bu otururken yoruluyor adamda. Aynen dayı öyle. Ama çalıştıysan, yoruldursan dinlenmenin kıymetini bilirsin. Evet. Yoksa dinlenirken yoruluyorsun. Evet, bahçe işlerimizi de bitirdik. Buğdayımızı da dövdük. Şimdi evimize geldik arkadaşlar. Çimlerimiz de artık bayağı büyüyorlar. Gülüşlü tavuğumuzu da salalım bir. O da çıkacağım diye öyle bekliyor. Gülüşleri kaptıracağım kedileri ama.
Sen de doğrayacaksın mı? Doğrayacağım ben. Ne yapacağız bugün? Kızartma yapacağız. Kahvaltı türü. Evet. Tencerenin ıslaklığı kurusun.
Evet arkadaşlar, bugün bahçe işlerimiz vardı. Biraz bahçede çalıştık. Biraz da annemin buğdayı vardı. Onu dövdük. Yapma. Artık akşam da oldu. Havalar da iyi olunca bugün kahvaltı türü dışarıda oturup yemeğimizi yiyelim dedik. Ayın doğuşu da ne güzel oldu lan. Evet. Havalar da aslında artık akşam yemeklerini de dışarıdan yiyeceğiz. İnşallah. Karnın acıktı mı Hamza? Bugün bu sene daha ilk defa yaz yemeği dışarıda değil mi? Evet. Gündüz yediydik de. Gündüz akşam kahvaltı yapmıştık. Hı. Akşam hiç yemedik. Akşam da artık yavaş yavaş dışarıda otururuz değil mi? Çok evlatlar. İnşallah. Hamza, ekmek arası yapayım mı onun sana? Bizim evin yeri çok güzel bak. Şurayı falan full görüyor. Televizyon izliyor sanki. Oğlum ormanın içi bura babam işte. Evet. Bir tarafı orman, bir tarafı buradan şey, araba yolu değil mi? Buralar pek yeşermemiş ama aşağı sorgun falan hep yemyeşil. Oralar güneş çok alıyor buram. Ağaçlardan güneş pek almak olur. Bura şimdiye toprak yeşerdi de bu sene fazla yağış olmadı. Okullar tatil oldu mu artık siz de geleceksiniz daha öne. Geliriz. Ne geleyim belki. Belki mi? Niye gelmeyeceğim oğlum? Abi gelecek, sen gelmeyeceksin. Ama tatil tadını çıkarmam gerek. Yaz tatilinde, 2,5 ay tatilde. Hı. Ama o zaman da... Ortayı çok kursa gidecekler. Hamza da mı gelecek kursa? Tabii. Abi. Artık o da büyüdü. Seninle Kur'an kursuna gideceksiniz oğlum. Ama cumartesi pazar gene gelebilirsiniz. Cumartesi pazar tatil mi? Tabi Kur'an kursları da cumartesi pazar tatil olur. Abdülkadir diye gidiyor Kur'an kursuna. Tabi o da gidecek. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Hepimizin akşamı hayırlı ve bereketli olsun.